Sevgili arkadaşlar, merhabalar. Bu analizimizde Türk Hava Yolları diyeceğiz ve Türk Hava Yolları'nın teknik ve de takas durumunu son güncel veriler eşliğinde analiz etmeye çalışacağız. Tabii ki öncelikle yasal uyarımızı hatırlatıyoruz. Buradaki çalışmalar tamamıyla benim kişisel görüşlerimi ifade eden çalışmalardır. Asla bir yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı biliyorsunuz bankalar ve diğer yetki sahibi aracı kurumlar nezdindeki yatırım danışmanlığı sözleşmesi paralelinde gerçekleşebilmektedir. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra Türk Hava Yolları'nın sevgili arkadaşlar geçtiğimiz haftayı dikkate almak kaydıyla, daha doğrusu 2019 yılını dikkate almak kaydıyla ilk 12 günlük, ilk 2 haftalık periyottaki takas tablosuna bakalım. Evet, Türk Hava Yolları yılın ilk gününden itibaren, ilk işlem gününden itibaren, daha doğrusu yılın ilk işlem günü itibariyle %37,90 oranında bir City yabancı ve %21,78 oranında Deutsche yabancı şeklindeki takas payına sahip iken, son takas durumuna baktığımız zaman City yabancının %36,08'e gerilemiş olduğunu görmekteyiz. Yani %2'ye yakın bir satışının var olduğunu görüyoruz City yabancı kanadında. Deutsche yabancının ise %21,78'den %21,39'a daha az miktarda bir satış olduğunu fark ediyoruz. Ve bu yapılan satışların ilk 5'de yer alan takas sıralamasında ilk 5'te yer alan kurumlar tarafından karşılanmadığını, şuradaki diğer sütununa, diğer satırına baktığımız zaman ilk etapta 188 milyon gibi bir rakam görüyoruz ama son takas durumu olarak 202 milyon, yani 20 milyonluk bir artış olmuş. Buradan çıkaracağımız sonuç şudur: yabancının satmış olduğu Türk Hava Yolları hisseleri ağırlıklı olarak ilk 5'te yer almayan ve küçük yatırımcı olarak tanımlayabileceğimiz diğer yatırımcılar tarafından karşılanmış. Yani Türk Hava Yolları'nın takasında az da olsa bir yayılma, bir dağılma yaşanmış. Değerli arkadaşlar, Türk Hava Yolları geçtiğimiz hafta itibariyle şöyle bir para giriş çıkış tablosunu bizlere sunmuş. 4 gün önce itibariyle 13 milyon civarında bir çıkış olmuş. Salı günü itibariyle 5 milyon, 6 milyon civarında bir giriş olmuş ama sonraki günlerde gördüğünüz gibi gün gün para çıkışlarını görmektesiniz ve hafta içerisinde toplam 32-33 milyon civarında genel bir para çıkışına maruz kalmış. Değerli arkadaşlar, Türk Hava Yolları'nın teknik görünümüne baktığımız zaman şuradaki Fibonacci çalışmasından anlayacağımız 12-50'ler civarını dip ve 20'ler seviyesini tepe olarak kabul etmek kaydıyla çizilen bir Fibonacci çalışmasında Türk Hava Yolları'nın şu anda %38,2 dediğimiz 15-30 direncini aşma çabası içerisinde olduğunu, ancak bu direnci aştığı dönemlerde ise %50'ye tekabül eden 16-21 üzerinden satış geldiğini son günler itibariyle görmüş bulunmaktayız. Şu anda 15,30 direncinin etkisi altında ve bu seviyenin altında bir kapanış yaşamış durumda. Bu direnci aşmakta zorlanacak olur ise şu bölgeye kadar, bakınız şuradaki hatta kadar 23,6 olarak tanımlanan 14-20 seviyesine kadar bir geri çekilme riski teknik anlamda söz konusu olabilirmiş. Zira bu bölgenin son aylarda, son 5-6 ay içerisinde önemli bir destek olarak çalıştığını ve buranın aşağısına inişlerde ise net bir şekilde yukarıya tepki eğilimi moduna girdiğini tanık olmaktayız. Ancak 15-30 direnci etrafında ise bir gayretin varlığını söylemek mümkün olabilecektir. Şayet bu direncin aşılması durumunda yine %50 olarak tanımladığımız 16-20 seviyesindeki dirence yönelmesi mümkün olabilirmiş. Bu bir haftalık grafiktir. Biraz daha orta vadeli bakış açısını yansıtmaktadır. Sevgili arkadaşlar, Türk Hava Yolları'nın pivot verilerine baktığımız zaman ise günlük pivotunun 15-10 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Kapanış ise 15-08. Günlük pivotunun aşağısında kapanmış olması bir nebze olsun olumsuz bir anekdot olarak kabul edilebilirse de çok yakın bir seviyeden kapanış olduğu için yarın Türk Hava Yolları'nın, daha doğrusu pazartesi günü Türk Hava Yolları'nın günlük bazda hareket eden yatırımcılar için 15-10 seviyesi üzerinde kalıp kalamaması büyük önem taşıyor. Şayet 15-10 üzerinde kalabilir ve bu seviye bir destek olarak algılanabilir ise birinci direncinin 15-20 ve ikinci direncinin ise
Biraz önce grafikte de Fibonacci direnci olarak gördüğümüz 15-30-15-33 bölgesi olduğunu görmekteyiz. Buranın da aşılması ihtimali tabii ki mümkündür. Bu durumda 15-40 dikkat edilmesi gereken bir seviyedir. Haftalık olarak baktığımız zaman çok kısa vadeli günlük olarak değil de haftalık bir bakış açısıyla değerlendirecek olursak yine 15-10'daki pivot seviyesinin önemli bir nokta olduğunu görmekteyiz. Bu seviyenin aşağısında kalındıkça 14.80 ve 14.50'lere kadar 14.60-58 seviyesine kadar bir geri çekilme riskinin olabileceğini, bu nedenle 14.82 seviyesinin bir destek olarak takip edilmesinin önem taşıdığını görüyoruz. Formüle dayalı teknik sisteme baktığımız zaman 15.72 seviyesinden 7 gün önce bir sat sinyali oluşmuş ve bu sinyalin ardından 14.82 en düşük seviye olarak görülmüş ve yaklaşık %5.73 maksimum düzeyde son kapanış olarak ise 4.07 oranında bir kayıptan koruma ihtimali ve imkanı söz konusu olabilmiş. Arkadaşlar canlı grafiğe bakacak olur isek şurada görmekte olduğunuz gibi bu bir haftalık grafiktir. Burada bir destek hattının oluştuğunu görüyoruz ve bu desteğin 14.75 seviyesinde olduğunu görmekteyiz. Zira 14.82 seviyesinde bir pivot desteğimizin var olduğunu da sizlere biraz önce ifade etmiştim. MACD göstergesine baktığımız zaman arkadaşlar göstergemizin olumsuz bir durumda olduğunu görüyoruz. Şu bölgelerden oluşan yani 16'lar seviyesinden oluşan bir sat sinyali devam etmekte. Güç göstergesi olarak takip etmekte olduğum ve kendi adımla tanımlamış olduğum Halik göstergesi ise bu da arkadaşlar olumsuz görüntüsünü devam ettiriyor. Ancak günlük şeye bakarsak, periyoda dönecek olursak bir yukarı dönüş eğilimi, bir canlanma, bir hareketlenme niyetinin var olabileceğini söyleyebilmemiz mümkündür. Zira şu bölgelerde genellikle bir geri dönüş olabiliyor ve bu dönüş biraz devam edebiliyor. Zira buradaki haftalık görüntüye baktığımız zaman ise yine şu bölgede olduğu gibi bir geri dönüş yaşama niyetinin gündemde olabileceğini görmekteyiz. O halde Türk Hava Yolları için 14.82 seviyesi kısa vadeli için bir stop loss olarak kabul edilmek kaydıyla ve 15.30'daki önemli direnç seviyesinde seviyesini aşıp aşamayacağına özel olarak dikkat etmek kaydıyla değerlendirme yapılabilir diye düşünmekteyim. Türk Hava Yolları ile ilgili olarak arkadaşlar söylenecekler şu an için bundan ibarettir. Türk Hava Yolları'nın bu haftaya yönelik olarak değerlendirmelerini yaparken Matrix programı ve borsapivot.com sitesinin teknik analiz sonuçlarından istifade ettik. Bundan böyle sıklıkla gerek seans sonlarında gerekse seans içlerinde zaman zaman gerek teknik durumu gerek alıcılar ve satıcılar veyahut da farklı farklı özellikleri itibariyle olumlu veya olumsuz yönde dikkatimi çeken hisselerle ilgili olarak 5-6 dakikayla sınırlı olacak şekilde kısa analizler aktarmayı düşünüyorum. Bunlardan haberdar olabilmek için kanalıma ücretsiz abone olmanız yeterli olacaktır. Anlık ve seanslık yorumlar için de Twitter adresim @halukcanberk'tir. Teşekkürler, hoşça kalın efendim.